dün sabah saatlerinden itibaren zaten bölgeyi çok yakinen bütün birimlerimiz takip ediyor. Öncelikli olarak orada Suriye topraklarında bu insanların barındırılması ama IŞİD'in çok yakın bir noktaya gelmesi, 8 kilometre hatta 6 kilometreye kadar gelmiş olması dolayısıyla bu insanlara sınır kapısının açılması kararı alındı. En iyi senaryodan en kötü senaryoya kadar bütün senaryoları gözden geçirdik. PYD'nin elinde olan bir köyün IŞİD tarafından alınmasıyla birlikte hemen sınırımıza yeni bir göç dalgasının gelebileceği, bu insanların 4-5 bin kişiye civarında olursa nasıl barındırılacağı, 150 bin kişi olursa nasıl bunlarla ilgili örgütlük imkanları sağlanacak? Bütün bunları detaylı olarak çalıştık. Bizim topraklarımızda, bizim memleketimizde sığınan herkese de başından itibaren olduğu gibi bugün de kapımız açıktır. Eğer buradaki sınırdaki köyler, şehirler, kasabalar bunlar düşerse IŞİD Türkiye ile komşu olmuş olacak. Bunun getirmiş olduğu güvenlik zaaflarının olduğu ortadadır. Bunun getireceği siyasi sorunların çok açık bir şekilde ortada olduğu görünüyor. Türkiye şu anda yaklaşık 1,5 milyona yakın Suriyeli mülteci sorunuyla karşı karşıya, 2,5 milyar lira gibi bir maliyetle karşı karşıya. Ama dünyanın kılı kıpırdamıyor. Dünyada hiçbir uluslararası yardım mekanizması bu anlamda Türkiye'ye destek olmuyor. Kendi ülkelerinde birkaç bin mülteci ağırlayan bir takım büyük ülkelerde o birkaç bin mültecinin ağırlığı karşısında bile eziliyorlar. Ama çok şükür biz bu kadar büyük kitlelere ulaşmış olmasına rağmen hiç bundan yakınmıyoruz. Evet, problemleri biliyoruz, bunun zorluklarını biliyoruz. Ama sonuçta dost olarak, kardeş olarak, akrabalarımız olarak bu insanlara nasıl yardım edeceksek bu yardımı yapmaya gayret ediyoruz. IŞİD'i bir sebep olarak ortaya koymamak lazım. IŞİD bir sonuçtur. IŞİD'i doğuran şartların ortadan kalkması lazım ki herhangi bir şekilde bölgenin karışıklığı devam etmesin. Ama bölgedeki şartlar, Suriye'deki bu otorite boşluğu, Suriye'deki Esad rejiminin halkına karşı sürdürmüş olduğu bu soykırım, orada bütünüyle siyasal süreçlerden dışlanan geniş Sünni kitleler, Irak'ın parçalanmış hali ve Irak'ta Sünnilerin siyasal katılım süreçlerinin büyük oranda dışarı bırakılması. Zaten IŞİD'e altın tepsi içerisinde toplumsal bir destek ortamı oluşturuyor. Suriye'de ve Irak'ta acilen barışın sağlanması, bütün tarafların, bütün toplumsal kesimlerin siyasal katılım süreçlerinin içerisinde olmasını sağlamadan terörün önünü kesemezsiniz, örgütlerin önünü kesemezsiniz. Yarın sabah IŞİD'i bitirdik. Ne olacak? Ondan sonra başka bir örgüt ortaya çıkabilir. Bütün bunların ortadan kaldırılması için demokrasi içerisinde, katılım içerisinde, halkların kardeşliği anlayışı içerisinde, bütün bu bölgedeki tüm unsurların siyasal sistemin bir parçası olacağı Irak'ı, Suriye'yi kurmak mecburiyetindeyiz. Bunu yapmadığımız takdirde sorunu çözmüş olmayacağız.